Amerika'da ekonomi yönetimi, ekonomi basını ve yatırımcılar bir alemler. Dün harika veriler geldi. İstihdam coşmuş gidiyor. Enflasyonları düşüyor. Buna karşı panik halindeler. Bir de bir bakın. Neyse çok da bakmayalım. Peki neler oldu dün borsa? Neden düştü? Buna bir göz açacağız. Daha sonra bugün önemli bir veri daha geliyor. Ona bir bakacağız. O veri borsa nasıl etkiler? E, S&P 500'deki destek direnç noktalarına bakacağız. Sonra size bir teori sunacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle dün piyasalar neden korktular? ADP isimli özel bir kuruluşun yayınladığı özel sektördeki tarım dışı istihdam artışı ile ilgili bir rapordan korktular. Beklenti 228 bin yeni istihdamın yaratılacağıydı. Sonuç 497 bin oldu. Ya tahmini yapan da bir saçmalık var ya da sonuçlarda. Bir önceki dönemde bu rakam 267 bindi. Bu da piyasaları korkuttu. Çünkü görüldü ki Amerikan ekonomisi resesyona falan girmiyor. Hatta tam tersine inanılmaz güçlü bir ekonomi var bu rapora bakacak olursak. Ve bundan dolayı FED faizleri artırabilir çünkü enflasyon artabilir. Yani aslında iyi bir rapor geliyor. Ekonominin resesyona girmeyeceğini söylüyor ama piyasalar düşüyor. Tam olarak anlamanız için söylüyorum. Raporun biraz detaylarına bakmakta fayda var. Haziran ayında 497 bin iş yaratılmış. Fakat bunlar aslında öyle geniş bir yayılımlı istihdam yaratımı değil. Birkaç sektöre odaklanmış durumda ona bakacağız. Ve bugün vardığımız istihdam seviyeleri aslında COVID öncesinin azıcık üstünde. O günden bugüne Amerika'da nüfus arttığında düşecek olursak yani çok da acayip bir şey oldu yok ama piyasalar yine de böyle bir muazzam ekonomik patlama var. Fed buna çok kızacak. Powell abi bizi cezalandıracak. Endişesine kapıldılar. Bu endişede hisse senetlerini bir hayli vurdu. Dow Jones'ta %1.07, S&P 500'de %0.79, Nasdaq'ta %0.82'lik düşüşler geldi. Amerikan vadellerinde de fiyatlar arttı. Yani insanlar ellerindeki hazine kağıtlarını sattılar. Mesela 10 yıllıklarda %4.69'u gördük. 2 yıllıklarda %5'i gördük. Bunlar uzun zamandır görmediğimiz yüksek rakamlar. Bizim portföyde dün bayağı bir dayak yedi. Sağ olsunlar Rivian ve Apple sadece yeşil kaldılar. Portföyümüzde diğer her şey kırmızıydı. Peki ne oluyor aslında? Raporun biraz detayına bakmakta fayda var. Bir kere üretim sektöründe işten çıkartmalar yoğunlaşmış durumda. 42 bin kişi çıkarılmış. Bilgi teknolojilerinde zaten bunu biliyoruz. Pek çok bilgi teknoloji şirketi eleman çıkartıyor. 30 bine yakın işten çıkartma var. Finansal faaliyetlerde ve profesyonel hizmetlerde de çıkartmalar var. Nereden geliyor güçlü artış derseniz leisure and hospitality yani turizm sektörü. En büyük rakam burada. 232 bin kişi buradan geliyor. Bunun üzerine aslında yine bu sektörle çok alakalı olan trade transformation transportation and utilities var. Yani bunun içerisinde ulaşım da var. E, bu insanların bir yerden bir yere gitmesi için uçağa binmeleri lazım, otobüse binmeleri lazım. Buralarda istihdam kuvvetli. Niye insanlar bir yerden bir yere gidiyor? E, yaz geldi, yaz tatili. Pek de belki paniğe kapılmamak gerekiyor. İnşaat tarafında 97 bin kişilik bir artış var. Bu biraz can sıkıcı olabilir FED açısından. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde konut sektörü tekrar hareketleniyor. Ama bu 97 bin kişilik istihdam artışının tamamı konut inşaatları için değil. ...iş yeri fabrika inşaatları içinde var. Amerika'da fabrika inşaatlarında ciddi bir canlanma var son dönemde. Üretimi tekrar teşvik etmek için yapılanlardan dolayı. Şimdi buna bakınca panik olmak bu lazım? Yoksa bunu zaten bir kısmı geçici. 232 bin artı 90 bin. Muhtemelen sezon bitince bu insanlar yine işsiz kalacaklar. Üretim küçülüyor moralimizi bozmalıyız. İnşaat büyüyor. Buna heyecanlanmalı mıyız? Biraz kafa karıştırıcı bir rapor. Ama bize esas istediğimiz şey maaşların artmaması. Çünkü Fed'in görevi enflasyonu düşürmek ama istihdamı da bozmamak. E tablo diyor ki istihdam iyi gidiyor. O halde maaşlara ne oluyor? Çünkü eğer maaşlar da beraberinde yükseliyorsa işte o zaman enflasyon tekrar kapıyı çalıyor demek. Neyse ki raporda öyle bir şey yok. Diyor ki rapor son bir yılda yüzde altı maaş artışı var. Bu bir önceki ayın altında orada yüzde altı nokta Ekim 2021 Birden beri de en düşük seviye. Unutmayın Ekim 2021 Amerika'da ekonominin en coşkulu olduğu, borsaların en acayip yerlerde olduğu günlerde. Yani maaşlar artmıyor. Neden? Çünkü bilgi teknolojileri gibi yüksek maaşlı sektörlerde eleman azaltma var. Hizmetler sektörü gibi düşük maaşlı yerlerde eleman artışı var. Ve maaşlar da enflasyonun azıcık üstünde artmakla beraber enflasyonu coşturacak bir seviyede artış yok. Bu grafikte de bunu görebiliyoruz. Bu arada bu grafikte iki ayrı bölüm var. Job stayer yani aynı işte kalanlar. Onların maaşları %6 artabilmiş sadece. Job changer'lar yani işlerini değiştirenler onlarda %11'lik artış var geçen yıla göre. Eğer bir profesyonelseniz aynı şirkette fazla kalmayın derim. İş değiştirdikçe maaş artıyor gibi. Ama her ikisinde de ciddi bir düşme olduğunu bu grafikte görebiliyoruz. Tabi hizmetler sektöründe istihdamın fazla olması enflasyon açısından şöyle bir korkutucu tehdit getiriyor bize. Fed'in baktığı çekirdek enflasyondaki kalemlerden bir tanesi hizmetler sektörü ve buradaki enflasyonun yapışkan olduğu söyleniyor. Buna ilgili aslında biraz korkmakta fayda var belki. Çünkü bir yandan da hizmetler sektöründeki satın alma yöneticilerine yapılan ankette işlerin iyi gittiğini söylediler. Orada ISM beklentinin üstünde geldi. Bu da şu anlama geliyor. Amerika'da hizmetler iyi. Bu arada üretim ISM'i oldukça düşük gelmişti. Yani üretim yavaşlıyor, hizmetler artıyor. Bunun hem sezonsal yani yaza girmekle ilgisi var. Hem de aslında ekonominin biraz yavaşlamasının kimi daha fazla vurup kimi daha az vurduğunu da burada görmüş oluyoruz. Peki bu verilere panik olmalı mıyız? Valla ben panik olmuyorum. Çünkü ben bir yatırımcıyım. Kime yatırım yapıyorum? Şirketlere yatırım yapıyorum. Şirketler ne zaman iyi performans gösterirlerse hisse senetleri o zaman artar. Şimdi resesyon yoksa, istihdam canlıysa şirketlerin performansı kötü mü Tesla'nın satışlarından gördük. inanılmaz yüksek satışlar var. Başka bu tip raporlarda sürekli geliyorlar. Demek ki satışlar iyi. O durumda karlıklarda biraz tabizler de olsa enflasyon etkisiyle çok kötü bilançolar almayacağız demektir. Ben hisse senedi yatırımcısı olarak mutluyum ve dünkü harekette de bu yönden yanlış görüyorum. Ayrıca bir de teorim var. Bu devlet kağıtlarını satanlar acaba paralarını ne yapıyorlar? Faizler niye yükseliyor orada? Çünkü insanlar kağıtlarını satıyorlar. O paraya ne oluyor? Ayrıca ters depodan da epey bir para çözülmüş durumda. Ve buradan gelen paralar acaba hisse senedi pazarına girebilir mi? Gelecek hafta gelecek enflasyon verisini bekliyorlar. Bu da benim teorim ama yatırım tavsiyesi değil. Yanlış da yapıyor olabilirim. Ama esas önemli veri bugün geliyor. Amerika Birleşik Devletleri açıklayacak bugün istihdamda neler olup bittiğinde. Bugün borsalar açılmadan önce Türkiye saatiyle 15.30'da bu verilerle karşılaşacağız ve esas tepkiyi burada göreceğiz. Geç Geçen dönemde ADP'nin raporundan daha düşük gelmiştir Amerikan raporu. Bakalım bugün neler oluyor? Beraber göreceğiz. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak raporda en çok kilitleneceğimiz noktada maaş artışları olacak. Elbette istihdama bakacağız. Bir miktar işsizlikte artış olsa iyi olur. Yani bunu oradaki insan için istemiyorum ama bu fet başka türlü yatışmayacak gibi gözüküyor. Ama beni esas ilgilendiren konu acaba maaşlarda artış var mı? Çünkü eğer maaşlarda veya saatlik gelirlerde önemli bir artış yoksa süper bir duruma geliyoruz demektir. Bir yandan Amerika Amerika'da enflasyon düşmeye devam ediyor. Bir yandan o enflasyonu coşturabilecek bir maaş artışı yok ortalıkta ve bir yandan da istihdamda kuvvetli. Mükemmel bir durum olur. Tabii böyle olup olmadı bugün göreceğiz. Ve buradaki veriler beklenenden kötü gelirse yani daha fazla insan işsiz kalmışsa maaşlar da yükselmemişse hatta düşmüşse piyasalar mutlu olacak. Üzücü ama böyle. Bütün bunlar bizi peki nereye götürüyor? Borsalar nasıl hareket edecek? Öncelikle gelecek haftaki enflasyon verisine kadar borsaların nasıl hareket ettiği pek umurumda değil. Çünkü herkesin kitlendiği şey FED faizleri artıracak mı? İşte istihdam kuvvetliyse FED faizleri artırır mı? FED'in faizleri artırmasının tek nedeni enflasyonun yüksek gelmesi olabilir. 12 Temmuz'da enflasyon rakamı geliyor. Onunla ilgili daha sonra bir video yapacağım. Tahminlerimi sunacağım. Ben düşük geleceğini düşünüyorum. Sadece kiralar tarafında enflasyon muhtemelen yine yüksek gelecek. Çünkü onun düşmesi uzun sürüyor. Bu dönemde araç satışlarındaki enflasyon geriye gelecek. O biliyorsunuz biraz başımızın derdi. Zaten bu iki kalem olmasa Amerika'da enflasyon bitmiş gibi. Bir de bu turizm sektörü hareketlenmesinden dolayı hizmetlerde hafif bir başının yukarı kaldırma olabilir. Ama baz etkisinden dolayı enflasyonun %3,5'ların altına doğru ineceği bir devreye doğru gidiyoruz. Manşette şekildekte ne olacağını göreceğiz. İşte S&P 500'de bu çerçevede hareket ediyor. Unutmayın uzun süredir söylüyorum S&P 500'de güçlü desteğimiz 4200'dür diye. Onu aşağı doğru kırmadım sürece beni endişelendirecek bir şey yok. 4400 üzerine güçlü şekilde çıkmak için iki deneme yaptı S&P 500. İkisinde de yenildi. Belli ki orada da bir direnç var. Bu kanalın içine düşmüş durumdayız. Tahminim o ki bu kanalda hareket ederek gireceğiz enflasyon verisine. Enflasyon verisi iyi gelirse yukarı doğru, kötü gelirse aşağı doğru kıracağız. Pek de kimsenin umurunda olmayacak o noktadan sonra Fed'in faizlerle ne yaptı? Çünkü piyasa şöyle bakacak arkadaş enflasyon düşüyor. Fed belki öyle söylediği için sırf kendilerini kötü bir duruma düşürmemek için biraz daha faiz artırır. Ama eninde sonunda durma noktasına geliyor faizler. Çünkü enflasyon düşüyor diyecek. Benim teorim bu yönde. O yüzden pozitifim, full longum ama hedgelerim tabii ki var. Siz de kendinizi mutlaka hedge etmelisiniz. Top losslarınızı güzelce koymalısınız. Çünkü piyasaların ne yapacağı belli olmaz.